Akciğerler, insan vücuduna verimli oksijen almayı sağlayan hayati bir organdır. Bu sebeple herkes sağlıklı bir akciğer solunumu ister. Fakat birçok kişi akciğerlerini koruma konusunda önemli adımlar atmaz ya da atamaz. Ne yazık ki gerekli adımları sağlığımıza zarar geldiğinde atıyoruz. Genel olarak obstrüktif akciğer hastalığı, astım ve kanser gibi kronik akciğer hastalıkları ölüm nedenleri arasındadır. Sadece bu detay bile ciğerlerimize ne kadar iyi bakmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Aslında akciğerlerin önemini koronavirüsünün yan etkisiyle birlikte birçok kişi anladı bile. Fakat bu konu hakkında hepimizin bilinçli ve sorumluluk alarak davranması gerekiyor. Akciğerlerimizin eski performansını gösterememesinde tabii ki yaşlanmanın etkisi de vardır. Bu yüzden ilerleyen yaşlarda ciğerlerin elastikliği ve gücü azalır. Ancak bazı sağlıklı alışkanlıklar edinerek ciğerlerinizin yaşlılığa kadar güç kaybetmeden çalışmasını sağlayabilirsiniz. Büyük şehirlerde yaşamayanlar bu konuda daha şanslıdır. Çünkü otomobil ve sanayi dumanından uzak kalarak daha temiz ciğerlere sahip olabiliyorlar. Bölgemizdeki pis dumanı soluma oranını değiştirmek pek kolay bir iş değildir. Çünkü bunu kendi başımıza başaramayız. Ancak sigaradan gelen tütün dumanını solumayı bırakırsak, ciğerlerimiz bize teşekkür edecektir. Soluduğunuz her sigara dumanıyla birlikte katran, nikotin ve karbon monoksit kimyasallarını ciğerlerinize enjekte edersiniz. Bu toksinler, sigaranın içindeki en tehlikeli ve ciğerlere en çok zararı dokunan kimyasallardır. Boğazı tahrip ederler, mukus ve inflamatuar oluşumunu hızlandırıp solunum yollarını daraltırlar ve nefes almayı çok zor bir hale getirirler. Ayrıca bu toksinler, akciğerlerdeki sağlıklı hücrelerin kanser hücrelerine dönüşmesine de neden olabilir. Bu yüzden sigara içenlerin akciğer kanserine, astıma ve diğer akciğer hastalıklarına yakalanma riski daha yüksektir. Sadece 12 saat sonra tüm vücut karbon monoksitten temizlenir ve normale döner. Bunun sonucunda da vücuttaki oksijen seviyesi önemli ölçüde artar. Sigarayı bıraktıktan sadece 24 saat sonra kalp krizine yakalanma riski azalır. Sadece birkaç gün sonra önceden hissedilemeyen koku ve tatlar hissedilmeye başlanır. Yaklaşık 3 gün sonra nikotin vücuttan arınmaya başlar ve tam bu noktadan itibaren krizler kendini gösterir. Bu krizler kişinin zihinsel gücüyle aşılması gerekir. Bir ay ve daha uzun bir süre sonra akciğer fonksiyonları ve kapasiteleri iyileşmeye başlar ve gün geçtikçe koşma gibi yüksek efor isteyen sporlar kolaylaşır. Bir yıl sonra akciğerler kısmen temizlenir. Bu durum fiziksel ve sağlık yönünden kendini hissettirir. Yani anlayacağınız, sigaradan ne kadar uzak durursanız kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ve kanser riskiniz de o kadar düşük olur. Bazı uzmanlar sigaranın tamamen temizlenmesinin 20 yıl aldığına ve bu 20 yılın sonunda da hiç sigara içmemiş insan gibi temiz bir ciğere sahip olunduğuna inanmaktadır. Şehirlerdeki hava kirliliği günümüz çağının büyük sıkıntılarındandır. Her ne kadar havanın temizliğine doğrudan etki edemesek de kirli havanın solunmasını azaltmak bizim elimizdedir. Bu yüzden açık hava sporları yapıyorsanız daha temiz ortamları tercih etmelisiniz. Çalışma alanınızda çok fazla kirli hava varsa koruyucu ekipmanlarını kuşanmayı ve önleminizi almayı unutmayın. Mesela boya ve verniklerden çıkan buharları, ahşap ve diğer malzemelerden gelen tozu solumak tehlikelidir. Bitki ilaçlarken bile zararlı kimyasallardan korunmak için mutlaka maske takmalısınız. Temiz ve açık bir havada egzersiz yapmak akciğerleriniz için harika bir şeydir. Çünkü egzersizler sadece vücudu geliştirmez, aynı zamanda akciğerleri de güçlendirir. Egzersiz yaparken kalbiniz daha hızlı atmaya başlar ve bunun sonucunda da vücudunuz kasları beslemek için daha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Akciğerler de bu oksijeni karşılamak için performansını artırmaya başlar. Özellikle aerobik egzersizler akciğerlerin direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun sonucunda da vücudumuz daha geç yaşlanır ve hastalıkları daha kolay atlatır.
Tüm bu bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve daha fazlası için de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.